Hayırlı sabahlar. Bugün son dönemlerin bir numaralı gündem haline gelen Ayasofya'yı konuşacağız. Aslında Ayasofya sadece şu günlerin gündemi değil. 1934'te korsan bir kararname cami olmaktan çıkarıldıktan bu tarafa gündemde. Ve mahzun mabet olarak nitelendiriliyor. Ayasofya'nın 505 asra yakın bir süre İstanbul'un fethinden sonra ibadet edilen, namaz kılınan ve diğer dini merasimlerin yapıldığı bir yer olmaktan çıkarılıp Fatih'in vakfiyesindeki şartlara da e, riayet edilmeyerek onlar da çiğnenerek e, o şekle çevrilmesini meydana getirdiği hüzün ve burukluk o günden bu tarafa devam ediyor. Ve buna kimsenin hakkı yoktu aslında. Ve Fatih'in vakfiyesinde eğer bu vak koyduğum şartlara ri riayet edilmezse Allah'ın laneti onların üzerine olsun diye çok sert ifadeler de geçiyor. Dolayısıyla Ayasofya'nın bu hicranının, bu hüznünün, bu burukluğunun artık dinmesi gerekiyordu. Ve maalesef yapılamadı. Bediüzzaman Hazretleri'nin Menderes'e yazdığı, rahmetli Menderes'e yazdığı mektuplarda bu husus çok ısrarla ve altı çizilerek vurgulanır. Ayasofya'nın 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevrilmesi hususu hep hatırlatılır. Ama maalesef rahmetli Demokrat Parti milletvekillerinden Gıyasettin Emre'nin gazetemizde de çıkan beyanatlarında, röportajlarında ifade ettiği bir husus var. Aslında Menderes buna teşebbüs etmiş, gayret etmiş. Ama önüne çok kuvvetli maniler çıkmış, başaramamış. Sonra yıllar geçmiş. 1980... Ağustos'unda rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu Adalet Partisi hükümeti. O dönemde Ayasofya'nın bu hüznünü dindirilmesi için bir adım atılmış. Ayasofya e, caminin meşrutasından Hünkar Mahfili, Hünkar Kasrı olarak ifade edilen Topkapı tarafına bakan istikametinde bir mekan orası. Orası ibadete açılmış. 8 Ağustos 1980 ve Yeni Asya o zaman Ayasofya'da ibadete dün başlandı diye manşet atmış. Ve dört minaresinden de ezan okunmuş. Ve bu biz o zaman gazetemizin binası Cağaloğlu'ndaydı. O günleri hatırlıyorum. Bir bayram havası esmişti. Bir hüznün, bir burukluğun giderilmesi noktasında önemli bir adımdı bu. Ve bu adımın atılmasında büyük gayretleri geçen Kültür Bakanları, Adalet Partisi'nin Kültür Bakanları Rıfkı Danışman ve açılışta bulunan Tevfik Kuraltan şimdi ikisi de rahmetli, hepsi rahmetli. Bunun ilk adım olduğunu, bir sonraki adımın da Ayasofya'nın tamamının ibadete açılması olduğunu söylemişler idi. Bu çok önemli bir adım da aslında o günün şartlarında hele. 70'lerin 80'lerin ortamı bugünkünden çok farklıydı. Sivil irade çok yoğun baskılar vesayet baskılar altındaydı. Askeri vesayet, yargı vesayeti vesaire bütün bunlara rağmen o zincirleri kısmen kırmayı başarmıştı Adalet Partisi hükümeti. Bugün maalesef iktidar cenahında buna hiç atıf yapan yok. Hatta e, sanki bu ezan okunması işini Erdoğan başlatmış gibi yazı yazanlar var. Öyle bir şey yok. E, uzun bir aradan sonra dediğim gibi ilk defa ezan okutan rahmetli Demiraltı. Bunları gizlemeyelim. Bunlar tarihin gerçekleridir. Haksızlık etmeyelim kimseye. Ve 12 Eylül işte Ayasofya'nın kısmen ibadete açılmasından çok kısa bir sonra gerçekleşti ve ilk yaptığı işlerden biri o ibadete açılan kısmı tekrar ibadete kapatmak oldu onarım bahanesiyle. Çok rahatsız olmuşlardı demek ki ve o namazı engellediler. Ne zamana kadar 1991'e kadar. Şimdi Adalet Partisi onu yapmıştı. 12 Eylül bütün partilerle birlikte Adalet Partisi devir, hükümetini devirdi. Adalet Partisi'ni de kapattı. Sonra başka süreçler yaşandı. Yasaklar konuldu. Kalktığı kalktı. Referandumlar vesaire 1987'de. Ve Adalet Partisi'nin yerine o misyonu devam ettirmek üzere Doğru Yol Partisi kuruldu. Yine Demirel'in başkanlığında. Ve Doğru Yol Partisi milletvekili Ertekin Doğru Türk, Isparta milletvekili 1988'de bir kanun teklifi verdi Ayasofya İbadeti açılsın diye. Ama o günün meclisinden bu çıkmadı. Ee, 1991-1995 e, seçiminden sonra bu teklif yine tekrarlandı. Meclise yine Ertekin Duru Türk tarafından getirildi. Ama yine neticeye ulaşamadı. O günün siyasi dengeleri buna müsaade etmedi. Şimdi, bütün bunları hatırlatıyorum çünkü bunlar tarihi gerçeklerdir ve Ayasofya'nın ibadeti açılması noktasında demokratların gösterdiği gayretlerin örnekleridir. Bunları yok sayarak bir yere varamazsınız. Bu haksızlıktır ve vefasızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez. Nitekim rahmetli Demirel 1985'te o zaman yasaklıydı. Gazetemizi ziyarete geldiğinde bu Seren ilgili şunları ifade etmişti. İslam Demokrasi Laiklik isimli kitabımızda Demirel'le yaptığımız mülakatların derlendiği Oradan aktaralım. Bu konu uzun bir konu. Belki başka yayınlarda da devam edeceğiz. Bununla tamamlamış olalım bugün. Demirel diyor ki 1980 Ağustos'unda Ayasofya minarelerinden ezan okunmuştu. Bana Amerika'dan mektup yazılmış. Gelibolu'dan geldiğim zaman gördüm. O zaman yasaklı 12 Eylül'den hemen sonra bir süre sürgüne göndermişti Demirel diğer liderlerle birlikte. Bana Amerika'dan mektup yazılmış. Gelibolu'dan sürgüne gönderildiği yer Zincirbozan geldiğim zaman gördüm New York Times gazetesi ezan okunmasını tenkit etmiş. Ben de bana mektup yazan kişiye cevap verdim. 481 sene bu ezan okunmuştur. Bu mu yanlış yoksa okunmaması mı yanlış? Burayı fetheden Fatih Sultan Mehmet bunu vasiyetine koymuş. Onun bize bir borcu yok. Bizim ona bir borcumuz var. Yahya Kemal'in işgal döneminde söyledi, İstanbul'un işgal döneminde söylediği söz çok önemlidir. Gerek hırkayı saadeti, gerekse Ayasofya'yı gezdikten sonra anladım ki, Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan şey Hırka-i Saadet Tahiresi'nde okunan Kur'an'la Ayasofya Minaresi'nde okunan ezanlardır. Bu çok önemli bir şeydir. 481 sene Ayasofya Camii'nde ibadet yapılmıştır. Ayasofya'nın Fatih tarafından konulmuş bir vakıf şartı vardır. Başka bir maksatla kullanılamayacağına dair. İstanbul'u fetheden Fatih, Ayasofya'yı cami yapmış. Fatih, 26 kiliseden sadece 6'sını cami yaptırmıştır ki Ayasofya onlardan biridir fetih sembolü olması buradan geliyor Ayasofya'nın. 481 sene sonra bunun bir hata olduğunu söylemek veya kabul etmek ne mana taşır, kimi memnun eder, 681 sene sonra caminin müzeye çevrilmesinin hangi maksada hizmet ettiği anlaşılamamıştır. Bunun hem vakfın şartına aykırı olduğu hem de İslam'ı incitici olduğu ifade edilmiştir. Biz Ayasofya Camii'nin hünkâr mahfilinde namaz kılınmasını ve minarelerinde ezan okunmasını uygun bulduk. Zira minare ezan okunmak, cami namaz kılınmak için vardır. Ve bunu gerçekleştirdik. Ayrıca hırkayı saadette 24 saat Kur'an okunmasını da sağladık. Daha sonra her ikisini de kaldırdılar. Bu mevzu gene tartışılmaya devam edecektir. Kapanmış bir mevzu olarak görmüyorum. Dediğim gibi 1985'te söylemişti bunu Demiral. Ve Ertekin Doğru kanun teklifi vesaire işte mevzunun takip edildiğinin ama maalesef o günün siyasi dengelerinde söylediğim üzere neticelendirilmediğinin hikayesi, sonraki hikaye. Onun için şu andaki tartışmalara nasıl bakalım? Bu işi uzatmadan ve siyasi bir polemik konusu da yapmadan ki muhalefetin tavrı da aslında pozitif. CHP bile açacaksanız açın diyor. Onun için bu mevzuyu bir an evvel neticelendirmek. Madem sahte olduğu ve korsan olduğu tartışmaları olan, söz konusu olan 1934'teki bir Bakanlar Kurulu kararnamesinden söz ediliyor. O zaman yeni bir bakanlar kurulu kararnamesi ya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunu bir an evvel hiç geciktirmeden, uzatmadan tekrar halletmenin ve Ayasofya'nın tamamını ibadeti açmanın hiçbir engeli yok. O zaman bunu yapın, bunu bekleyelim. Buna bütün millet destek verecektir. Bunu yaptığımız zaman o hüzün sona erecektir ve Ayasofya'nın tekrar tarihi misyonuna kavuşması söz konusu olacaktır. Bugün bu kadarla iktifa edelim. İnşallah yarın başka bir konuda, başka bir yayında belki bu konuda olabilir bilmiyorum. Yarınki duruma göre devam etmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.